Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Discord eğitimlerimize devam ediyoruz. Bugünkü bölümümüzde Arius Discord Bot ile kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz? Bugünkü videomuzda bunu göstereceğiz. Daha fazla böyle eğitim videolarımızın gelmesini istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuzda da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda Arius Discord Bot ile kayıt sistemi nasıl yapabilirsiniz? Detaylı bir şekilde bunun hakkında konuşacağız. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak Discord'umuza hemen bir geçiş yapalım. Burası benim kendi Discord sunucum arkadaşlar. Yapamadığınız bir şeyler olursa buraya gelip benden yardım isteyebilirsiniz. Bakın, bir sürü videolar çektik. Hemen göstereyim. Burada bir sürü Discord hakkında videolar çektik. Yapamadığınız bir şeyler olduğunda hepsinde yardımcı olmaya çalıştık sizlere arkadaşlar. Dediğim gibi yapamadığınız bir şeyler olursa Discord sunucumuza gelip bizden yardım isteyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, ilk olarak yapacağımız işlem sunucu kurmak. Hemen şurada sol kısımda bulunan bir sunucu ekle artı ikonuna tıklayarak sunucu oluşturuyoruz. Kendim oluşturayım'a tıklıyorum. Benim ve arkadaşlarım içine tıklıyorum ve buraya bir isim giriyorum. Hemen buraya Arius işte kayıt sistemi yapma diye yazacağım. Evet, Arius kayıt sistemi diye yazdım. Oluştur yazıyorum. İşte oluştura tıklıyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sunucumuz oluşturuldu. Şimdi botu sunucumuza davet etmemiz gerekiyor. Ama botu sunucumuza davet etmeden önce bir sunucuyu şey yapmamız lazım. Oluşturmamız lazım. Güzelleştirmemiz lazım. Yani bundan kastımız nedir? Odalar ve roller oluşturmamız gerekiyor. Birkaç oda ve roller oluşturmamız gerekiyor. Hemen isterseniz odalardan başlayalım. Oda oluşturmak için buraya sol tık yapıyorum. Sağ tık yapıyorum. Kanal oluştur diyorum ve buraya bir isim giriyorum. Hemen yazalım buraya. İlk olarak kayıt yazıyorum. İkinci olarak da yeniden kanal oluştur deyip buraya log yazıyorum. Şimdi buraya bir tane de kategori oluşturalım güzel gözükmesi açısından. Hemen kategori oluşturduruyor diyorum. Buraya işte istediğinizi yazabilirsiniz. Ben buraya kayıt yazacağım yine. Hemen bu kayıt yazdığım şeyi, kategoriyi yukarıya çekiyorum. Sonra bu odaları bunun altına alıyorum. Siz bunu kendi sunucunuza göre düzenleyebilirsiniz. Ben kötü durmasın diye böyle yapacağım şimdi. Şimdi sırada rollerimiz bulunuyor. Hemen rolleri oluşturalım. Sunucu ayarları, hemen roller bölümüne geldim. Burada rol oluştur diyor, görmüş olduğunuz gibi. 6 tane falan rol oluşturmamız gerekiyor. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen buraya geliyorum. Buraya admin yazıyorum. Ondan sonra buraya geliyorum. Kayıt yetkilisi yazıyorum. Hemen bir altına geliyorum. Buraya bot yazıyorum. Hemen onun bir altına geliyorum. Oraya üye yazıyorum. Bunun altına kayıtsız yazıyorum. Onun da altına takipçi yazacağım. Bunu neden yazdığımı botu kururken göstereceğim. Bir tane daha oluşturmamız gerekiyor. En sonuncu sırada yeni hesap diye bir rol oluşturacağım. Şimdi bunlara renk vermemiz gerekiyor. Bunlar tabi zorunluluk değil ama sunucunuzda güzel gözükmesi açısından bunları yapabilirsiniz. Admin'e sarı renk vereceğim. Burada izinler bölümünden en aşağıdan yöneticiyi açacağım. Görünüm bölümünden de şunu aktif ederseniz sunucunuz güzel gözükecektir. Aynı şekilde kayıt yetkilisi için de bunu yapıyorum. İşte istediğiniz renkleri verebilirsiniz. Ben buna yönetici vermeyeceğim ama isterseniz verebilirsiniz. Bot kısmına geliyorum. Yöneticiyi aktif ediyorum. Burada bota rol veriyorum. Bunu da aktif ediyorum. Üyeyi de rol veriyorum. Bunu da yeşil yapalım. Başka şey yapmayacağım. Kayıtsız var. Bunu mor yapalım. Ayrı gözüksün bu da. Takipçi var. Ben bunu ayrı göstermeyeceğim. Nedenini birazdan açıklayacağız zaten, onu anlarsınız. Hemen yine hesap bölümü var, bunu da ayrı göster yapmayacağım. Bu da gri kalsın, böyle kalsın, sıkıntı yok bunda. Evet, değişiklikleri kaydet dedik. Botu tabii ki şimdi sunucumuza davet etmemiz gerekiyor ama ondan önce kanallarda küçük bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Şimdi log kanalı sizin bilgi almanız için önemli bir şey. Bunu diğer kullanıcılar görmesine gerek yok. O yüzden Everion bölümüne gelip kanal görüntüle bölümüne geliyoruz ve çarpıya basıyoruz. Evet, burası sadece sizde gözükecek bundan sonra. Kayıt bölümüne tıklıyorum. Ayarlar bölümüne geliyorum. Buraya arkadaşlar şurada kayıtsız ve üye yapıyorum. Şimdi üyede kanalı görüntüleyi kapatıyorum. Kayıtsıza geliyorum. Kanalı görüntüleyi açıyorum. Aynı şekilde mesaj gönderi de açıyorum. Burada üyeye geliyorum. Mesaj gönderi kapatıyorum. Tabii ki de şöyle bir şey yapmanızı da öneriyorum. Kayıtsızda aşağıya geliyorsunuz. Mesaj geçmişini okuyor açabilirsiniz. İsterseniz kapatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Ben burada açıyorum. Şimdi hemen botu sunucumuza bir davet edelim. Buraya geliyorum. Tarayıcıma geliyorum. Buraya Arius nokta mi yazıyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi siteye attı ve burası kendi Discord sunucuları, burası kendi Discord siteleri arkadaşlar. Buradan botu davet edebilirsiniz. Sağ yukarıda bulunan hesabına giriş yap bölümü var. Buraya tıklıyorum.
burada size Discord hesabınızda bir bağlantı istiyor, yani yetki vermeniz istiyor. Hemen buraya yetkilendire tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi hesabıma giriş yaptı, burada görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, botu ilk önce bir sunucunuza davet etmeniz gerekiyor. İki şekilde davet edebilirsiniz. İsterseniz buradan davete tıklayarak botu davet edebilirsiniz. İsterseniz yönetim paneli bölümünden davet edebilirsiniz. İkisi de aynı şey olacaktır. Hemen ben buradan davete tıklıyorum. Burada bir sunucu seç diyor. Hemen buradan bir seçelim sunucumuzu. Evet, arayüz kayıt sistemi burada. Devam ete tıklıyorum. Yönetici olarak yetkilendir diyorum. Ve ben bir insanım seçeneğine tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bot şu anda sunucumuza gelmiş bulunmakta. Hemen tekrardan siteye geri geliyorum. Buradan geri gelebilirsiniz. Tekrar geri gelebilirsiniz. Buraya bir yenileyin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi arkadaşlar, bota bir rol verelim. Sıkıntı çıkmasın. Hemen buradan bota bot rolü veriyorum. Kendime de buradan admin rolü veriyorum. Hemen şuradan ayarlara tekrar geliyorum. Botun kendi rolünü arkadaşlar, bakın arayüz diye bir şey geldi. Bu her bot için geçerli. Botu kendi rolünü diğer rollerden üstün tutmanız gerekiyor. O yüzden yukarı almanızı tavsiye ederim. Bunu kesinlikle yapın arkadaşlar. Sonra değişiklikleri kaydet dedim ve işimize devam ediyoruz. Tekrardan tarayıcıya geri geldik. Şimdi burada arkadaşlar sol yukarıda bulunan yönetim paneline tıklıyoruz. Burada aşağıya doğru iniyoruz. Yani benim için geçerli bu tabii ki. Sizin sunucunuz bendeki gibi yukarıda çıkabilir, tamamen size kalmış. Yani bu değişiklik gösterebilir. Şimdi botun sunucuda olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Görmüş olduğunuz gibi sunucuyu yönet yazdığı zaman bot bu sunucuda vardır. Ama yoksa bot ekle gibi yazılar çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bizim botumuz burada. O yüzden ben buraya sunucuyu yönet diyorum. Şimdi arkadaşlar, bizi ilgilendiren iki kısım var. Birincisi burada kayıt sistemi. İkincisi burada neredeydi? Evet, otorol sistemi. Bunları ikisi bizi ilgilendiriyor. Hemen isterseniz ilk olarak kayıt sistemiyle başlayalım. Buraya tıklıyorum ve görmüş olduğunuz gibi buraya geçtik. Şimdi arkadaşlar, kayıt kanalı bölümü var. Hemen ayarlamalara başlayalım. Burada kayıt kanalı bölümü var. Buraya arkadaşlar kayıtı seçiyorsunuz. Sonra kayıt yetkilisi bölümü var. Bizim burada oluşturduğumuz kayıt yetkilisini seçiyorsunuz. Sonra kayıt modu var. Buraya arkadaşlar üye rolü kayıt sistemi yapıyorsunuz. Kayıt rolü var arkadaşlar. Buraya üye yapıyorsunuz. İkinci kayıt rolü var. Şimdi burası ne diye soracaksınız. Burada arkadaşlar insanları kayıt ettiğiniz zaman onlara birden fazla rol verme imkanınız oluyor. Bot bunu size tanıyor arkadaşlar, yapabiliyorsunuz. O yüzden ben buraya takipçi rolü diye bir şey oluşturdum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama isterseniz yapabilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi insanlar kayıt olduğunda aynı anda 3 tane rol verebiliyorsunuz. Eğer vermek istemiyorsanız da seçilmedi olarak işaretleyebilirsiniz. Ben size örnek olsun diye ikinci rolü de yaptım. Şimdi kayıtsız rolü var. Buraya tıklıyorum ve buraya kayıtsızı ekliyorum. Jill yeni hesap rolü var. Bu nedir? Bu 14 gün içerisinde yeni oluşturulmuş hesaplara bu rolü verecek. Yani bu yeni mi kurmuş hesaplarını yoksa eskiden beri var mı, bunları görmenize yardımcı olur. Belki yani sunucu güvenliğiniz için iyi olabilir. Bunu yapabilirsiniz. Ben buraya bunu ekleyeceğim tabii ki de. Buraya yeni hesap rolünü koydum. Şimdi log kanalı bölümümüz var. Log kanalında log işaretliyoruz. Burada tag bölümümüz var arkadaşlar. Buraya istediğiniz şeyler yapabilirsiniz. Ben buraya ne yapayım mesela? Buraya şöyle bir şey yazayım. BRK yazayım. Burada da çıktı zaten. BRK şöyle bir işaret koydum arkadaşlar. Böyle bir tagımız olsun burada da. Yani kayıt sistemimiz bundan ibaret şu anda. Şimdi hemen aşağıya geliyoruz. Gelişmiş ayar bölümü var. Karşılama mesajı ayarlayabilirsiniz. Bunu da yapmanızı tavsiye ederim. Burası adam kayıt olduktan sonra bunu yazacak. O yüzden ben buraya kayıt kanalını seçeceğim. Kayıt olduktan sonra yazacağım mesaj. İşte kayıt olarak aramıza katıldı, hoş geldin diye kalp yazmış mesela. Bunların hepsi aslında ayarda, değiştirmenizi pek de önermem. Ama değiştirmek isterseniz de nasıl yapacağınızı birazdan göstereceğim. Burası arkadaşlar mesaj türünü kutulu veya normal mesaj olarak ayarlayabilirsiniz. Kutulu ve normal mesajdan kastımız nedir? Hemen onu da göstereyim. Şöyle. Bir dakika, bot komut bölümünden göstereyim. Evet, kutulu mesaj böyle oluyor. Normal mesaj böyle oluyor arkadaşlar. Kutulu mesaj olarak ayarladım. Bence bu diğer mesajlara göre daha güzel duracağı için ben kutulu mesaj tercih edeceğim. Buraya link yapıştırarak şey yapabilirsiniz. GIF yapabilirsiniz, koyabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Burada hazır mesajımız var. Bunu değiştirebilirsiniz. Bunu değiştirmek istiyorsanız da şurayı görmek için tıkla var. Burada arkadaşlar bu komutları yazarak bunları elde edebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz gibi bulunuyor. Bu kodları yazarak istediğiniz gibi düzenleme yapabilirsiniz. Buraları değiştirmenize gerek yok. Burada yapmak istediğiniz şey varsa şunu ayarlayabilirsiniz. Burada isim yaş zorunluluğu var. İsterseniz bunu zorunlu yaparak insanların isim ve yaşlarını yazdırabilirsiniz. İstiyorsanız kapatabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ben yazdıracağım. Şimdi
Burada yapmamız gereken önemli şeylerden birisi, burayı çok dikkatli dinleyin arkadaşlar. Siz bunları yaptıktan sonra hemen kaydete tıklıyorsunuz ama sisteminiz çalışmıyor. Bunun nedeni şu arkadaşlar. Sol kısımda şöyle bir şey var. Ayarlamalar var. Bunlar arkadaşlar, sistemi açıyoruz. Yetkili etiket aç var. Bunu aktif ediyoruz. Ve şu ikisini bırakıyoruz. Normal bırakıyoruz. Ve burada kaydete tıklıyoruz arkadaşlar. Burası böyle. Ben buraları pek fazla detaylı bir şekilde anlatmadım ama yani mantığı gerçekten kolay yani arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Ve burada pek fazla bir şey elemenize gerek yok. Zaten hepsini size hazır yapmışlar. Şimdi arkadaşlar son bir şeyimiz kaldı. Çok azıcık bir şey. Otrol sistemini yapmamız gerekiyor. Otrol sistemine giriyoruz. Orada arkadaşlar hemen otrol verilecek rolü seçiyoruz. Biz burada kayıtsızı seçeceğiz. Ondan sonra botlara verilecek rol var. Burada botları da rol vermenizi tanıyor. O yüzden ben buraya bot rolünü seçiyorum. İsterseniz seçmeyebilirsiniz. Burada log kanalımız var. Log kanalını seçiyorum. Ve burada yine şuraya işaretliyorum ki sistemimiz çalışsın. Evet, kaydete tıkladım. Ve sistemimiz görmüş olduğunuz gibi oluşturuldu. Şimdi isterseniz sistemimiz çalışıyor mu çalışmıyor mu onu bir görüntüleyelim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sistemimiz açık şu anda. Bot zaten mesaj göndermiş. Burada da geldiğini görüyoruz. Evet, isterseniz ben hemen yeni hesabımı buraya davet edeyim. Ve sistemimiz çalışıyor mu çalışmıyor mu birlikte görelim. Evet, sunucuya biri katıldığı zaman ona kayıtsız rolü vermeye başladı arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya biri spawn oldu diye mesaj attı görmüş olduğunuz gibi. Seninle beraber 3 kişiyiz diyor. Kayıt olmak için kayıt yetkilisini etiketlemeyi unutma diyor. Şöyle ben kendime kayıt yetkilisi vereyim. Şimdi hemen görmüş olduğunuz gibi böyle bir mesaj attı. Hemen şöyle şuraya geçiyorum. İnsanlar buraya geldiğinde ilk olarak isim ve yaşını almanız gerekiyor. İşte adam geldi, merhaba dedi. İşte ismim Ali. İşte 18. Siz de geldiniz buradan. Kayıt etmek istiyorsunuz bu arkadaşı. Hemen buraya A yazıyorsunuz. Ünlem yazıp kayıt yazıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar o kişiyi etiketliyorsunuz. Ve ismini ve yaşını yazıyorsunuz. Enter'lıyorsunuz. Ve o artık kayıt oluyor arkadaşlar. Hem de görmüş olduğunuz gibi kayıt kanalında göremiyor bir daha. Yani bu ayarlamaları yaparsanız sizin için çok iyi olacaktır. Aynı şekilde böyle bir daha mesaj atıyor. Log kanalına bakıyoruz. Sunucumuza katıldı. Kayıtsız rolü verildi diyor. Ve kayıt eden kişiyi gösteriyor. Kaç kişi teyit edildi diye yazıyor görmüş olduğunuz gibi. Böyle arkadaşlar. Yani bu şekilde siz de kayıt yapabilirsiniz. Şimdi çoğu kişi yanlış yapacak. Onu da hemen göstereyim. Şöyle bir şey var. Şimdi siz kayıt yetkilisi rolüne sahip değilseniz insanları kayıt edemezsiniz. Bunu bir bilin arkadaşlar. Kayıt yetkilisi gibi bir role sahip değilseniz yapamayacaksınız. Bu role sahip olmanız gerekiyor. Bunu da söyleyeyim. Yapamazsanız yine dediğim gibi Discord sunucumu bekliyorum. Yardım ederim herkese. Yani elimizden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyoruz zaten. Evet, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım bu sistem hoşunuza gitmiştir. Daha fazla böyle Discord eğitim videoları istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.